Anne, senin kedi komşu orada. Komşuculuk Türkiye gibi olmasa da az kedi, çok var. Kedi komşu. Hey hey. Ne kadar çok kıl döküyor. Of, felaket. Evde olduğunu düşünsene. Babayın ev almadığı kadar var. Bu komşuyla aramızın iyi olması iyi. Evet. Canımız kedi isteğine gidip kadının kedisini beleş seviyoruz. Aynen. Sürekli dışarıda olmak istiyormuş. Ay, kadının kıyafetleri falan. Kadın şöyle yumak şey çıktı yani. Yani şöyle şey saçı şey yaparsınız ya, olur dökülür ya. Kedinin tüyleri aynı o şekilde dökülüyor. Az önce komşumuzun kedisini... Yani aynı apartmanda oturmuyoruz ama aynı sitede oturuyoruz. Birbirimizi hani tanıyoruz. O gene de hep burada oturur. Kitap falan okur işte. Kedileri falan dışarıda olmak istiyor. O yüzden denk geliyoruz öyle. Az önce biraz böyle okşadık biraz. Malum evde kedi alamıyoruz. Ama gerçekten de Esra çokmuş. Evet, bakımı çok zor. Bir de çok fazla tüyü var yani. Çok zor olur. Annemin bir de alerjisi var. Kafasına göre yaşıyor onlar. Yani köpek gibi değil ki. Evet, sürekli ilgi istemezler. Ama bu kadın kedisi... Aynı ben. Ama bu kedi dışarıda olmak isteyen kedi. Bir de evcil kediler var ya. O da öyle diyor zaten. Sürekli yeni yerinde dışarıda olmak istiyor diyor. Evet, şu an çok spontane bir vlog başlattım bu arada. Evet. Biz bugün yani pazar bugün izinliyim ben. Yani normal evde olacaktık. Sonra babamla işte biz sabah çıktık. Şeye girdik. Şeylerin Türkçesini. Depo. Kiler. Kiler mutfak. Ha. Depo. İşte depo var bizim sitenin. Orada bisikletler var bütün apartman sakinlerin. Orada bisikletimizi almaya gittik. Bir yıl sonra görmeye gittik. Aslında kapalı bisiklet parkı orası. Evet. Onlar almaya gittik işte, tekerleri inmiş, onları şişirdik falan. Bir de güzel binmişler. Ben yukarıda çarşaf yorgan değiştiriyorum. Baba biraz, kız bisiklet keyfi aşağıda yapıyor. Biraz sürdük falan. Sonra biraz. Eve çıktık işte, kahvaltı. Sonra bizim benim kahve makinanı bozuldu. 600 tane kapsül kullandıktan sonra... 300. Yo, aslında bozuk değil. Yok, sitelerinde 600 yazıyor. Ben okudum 300 diyor. Yok, az önce baktım 600 yazıyor. Allah'ım. 600 kapsül kullandıktan sonra makine kahve vermiyor. O yüzden Nespresso'ya gidip onun temizleme şeyi var. Onu almaya gideceğiz. Yani makine bozulmadı. Sadece geçici bir izne çıktı. Tatile çıktı. Ben de kafein... Tükenmişlik sendromu yaşıyor. Ben de kafeinle güne başlayamadığım için şu an delirmek üzereyim. Evde bir görseniz osluyor, pufluyor. Allah'ım şiştim. Kalk gidiyoruz dedim. Nereye? Şehire. Gidip alalım şu lanet olasıca şeyi. Şimdi biraz enerji içeceği bir şey alacağım. Gerçekten kafam hiç iyi değil yani. Ya bu lanet olasıca şey dediğim hani ironi, aman gözünüzü seveyim. Normalde kullanmadığım bir kelime. Evet. Ya annem kibar konuşan biri. Hatta ben argo ya argo değil de hani böyle pek hanımefendi hani şey gibi derler ya, lanet olasıca beyaz falan derler ya, onu diyoruz. Lanet olasıca federaller. Federaller, ha. Getir. Evet, şimdi işte şehir merkezine gidiyoruz. Spontane bir şekilde. Tamam, 3 dakika var. Oraya gidelim mi? Ya da şura boşaldı. Ha, yok, boşaldı. Aa, buraya gel. Burada yok mu dezen? Aa, orada dezenfektan var. Ha? Tamam, alırım. Alırım, alırım. Siparişi vereyim de. Kartımı unutmuşum. Kartımı unutmuşum. Geçin mi? Orada mı? Bulamıyorum ki. Yo, eski olan.
Ha burada burada. Şaka yaptım. Bu sene sipariş verecek miyiz? En islatte med vanilj och extra shot. Ja, tack så mycket. Detsamma. H&M'in çok güzel koleksiyon. Anne senin Türkiye'de beğenin koleksiyon bayağı geç çıktı buraya. Etey mi? Elbise o. Etey şu var. Bu da güzel. Evet. Çok güzel. İkimiz aynı. Evet. Ama burayı niye açıyorlar ben hiç anlamıyorum. Bu da çok güzel. Ama biraz kısa. Arkamda görmüş olduğunuz şu fıskiye var ya, bura işte şehir meydanı, şehir merkezi meydanı. Eskiden mezuniyet olduğumda lisede işte böyle kamyonetlere binerlerdi işte. Buraya gelirlerdi, suyun içine falan girilirdi. Tam ben mezun olduğum sene bu yasaklandı. O yüzden maalesef biz şehir merkezinin içine giremedik mezuniyette. Sadece evet şehire girebildik, hani böyle dolandık ama tam olarak bu meydana doğru gelememiştik. O yüzden üzülmüştüm, yani insan isterdi o suya girip böyle ıslanmayı falan, eğlenceli olabilirdi. Ama işte kısmet olmadı. Boş ver, telefonlarınız ıslanması zaten. Aynen. Ama öyle bir şey vardı eskiden burada. Hatırlıyorum ben. 23 Nisan kutlamaları vardı bir kere. Anne, 6 sene önce miydi o balon? 9 muydu? Burada saçımı yaptırmıştık. Ben gelememiştim. Evet, sen gelememişsin, sen ayarlamıştın. Rezervasyon yaptırdım. Annesi yanında yok diye. Çocuğumun makyajını, saçını, hepsini yaptılar. Makyajı şeyde yaptık, Chanel'de mi ne yaptırmıştık? Evet. Yok, MAC'te yaptık, MAC. Evet. Oradan geldim buraya, kuaföre. Çok güzeldi bence. Evet, güzeldi. Yani düşünsene, annen yok ama annen yanında. Evet. Şimdi bizim Nespresso'ya girip o temizleme kitinden alacağız. İnşallah vardır. Evet ya, evde kahvesiz kaldım. Annem enerji içeceğini de içmem, içmem istemiyor. Çok içtiğim için. Çalışan var mı acaba? Ama koyu mavi bir şey değil sanki, bu turkuaz gibi olan daha mı güzel? Yok ya, bu daha güzel. Evet, hiç beklemedik anda biz temizleme işi yapmaya geldik. Makine alıyoruz, evde var. Onu Türkiye'ye götüreceğiz, Türkiye'deki evimize. Bunu da şimdi, yani burada yaşadığımız eve bırakacağız. Aynısı rengi. Bir de 600 kron indirim varmış. O yüzden son günmüş bugün. Evet, bu renk de çok güzelmiş. Turkuazımsı. Ama bizim mutfağa tam bu oluyor. Eğer videolarımı izliyorsanız bizim mutfak şeyi aynı bu koyu mavi. Keşke şey, mesela bakın şunun parlak şeyi var, bronzu var. Altın olsa çok güzel olurdu. Öyle, şimdi kahve makine almaya geldik. Ben aslında bunu Türkiye'den alacaktık. Ama şey, burada indirimli haliymiş. O yüzden daha ucuza geldi. Bir de Türkiye'de sadece bu küçük
kapsüllü olan kahveler var. Bu vertüyü olan makinelerden yok. Orada şurada görmüş olduğunuz küçük kahve olanlardan var. İsveç'te iki çeşidi de var. Burada işte büyük kapsüllü var, bir de küçük olanlar var. Biz büyük olanı kullanıyoruz. Yine büyük olandan aldık. Ama o zaman bizim buradan kapsül götürmemiz lazım Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'de sadece bu küçüklerden var. O da bizim makineye olmuyor. Evet. O zaman yeni kahve makinamız hayırlı olsun. Evet, şimdi size bu bizim mutfak dolaplarımız. İşte Ocean Blue diye geçiyor, işte okyanus mavisi. Zaten rengini görüyorsunuz ve kahve makinamızın rengi tıpatıp aynı olması, yani aynı ton olması, hani arasam böyle olmaz yani. Çok hoş oldu, çok güzel oldu. Bayağı güzel yani. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Keşke şurası altın olsaydı. Ama öyle olmuyor. Yani bayağı güzel oldu. Bu bizim buradaki olanı da temizleyip Türkiye'de kullanacağız bunu. Bunun da burada da süt köpürme şeysi falan var ama size göstermek için hani böyle yaptım. Bayağı hoş, güzel durdu yani. Mutfakta çok güzel bir bütünleme oldu yani. Çok beğendim. Ha, bir de aldık. Poşetler de bu arada çok güzel. Poşetler çok hoşuma gitti. Bir de aldım. Yeni bir taht çıktı. Bunlar buzlu kahveler için özellikle. Kokonatlı çıktı. Bunun tadını çok merak ettim. Bunu da hazır gitmişken almak istedim. Bir de almıştık işte. Bu makineyi temizleme şeyinden aldık. Deneyeceğiz. Makineyi temizleyeceğiz. Onu da temizleyip Türkiye'ye götüreceğiz ama denemem lazım. Hani makine çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Çünkü çalışmıyorsa bir baktırmak lazım onu. Böyle bunu da arada yapmak gerekiyormuş. 6 aya bir falan, eğer bu makineyi alıyorsanız temizlemesi önemliymiş. Yoksa kahvenin tadını falan farklı yansıtabiliyormuş yani.